Merhabalar sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar. Örnek problem 7.2'de şekilde görülen kirişte verilen yükleme durumu için kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının çizilmesi istenilmektedir. Değerli arkadaşlar, bundan bir önceki örnekte aynı sorunun yabancı literatürlerdeki İngilizce örneğini çözdük arkadaşlar. Bu kitap aynı kitaptan bundan 30 sene önce İTÜ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinin aynen tercüme yapmış olduğu kitabın bir alt versiyonudur arkadaşlar. Sadece bundan 30 sene önceki ile şimdiki örneklerin arasındaki fark görmüş olduğunuz gibi sadece kirişte örnek olarak 7.2 aynı. Baktığımız zaman sadece kirişteki L mesafeleri yani kiriş uzunluklarını değiştirmişler. Hatta yüklerin yerini bile değiştirmemişlerdir değerli arkadaşlar. Yani genel prensip olarak değişen fazla bir şey yoktur arkadaşlar. Sadece şimdiki basılan kitapla yeni versiyonlarıyla basılan kitaplarda sadece renklidir arkadaşlar. Yani çözüm olarak değişen bir şey yoktur. Aynı sorunun Türkçe versiyonu olan İTÜ'nün yayınlamış olduğu kitaptan bu örneği almış bulunuyorum size arkadaşlar. Bu örneği beraberce çözeceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, önce kirişimizin toplam uzunluğunu yazacağız. 1.2,5 artı 1 artı 1.5 bizim kirişimizin toplam uzunluğu. Kirişimizin toplam uzunluğu 3.75'tir. Ve kirişimizin basit masnetli olduğu için veya çıkmalı biz konsolu seçmeyeceğiz. Sabit masnet yerimiz B'dir. Sabit masnetimizin sıfır noktasına olan mesafe 1.25 metredir. Ve kayıcı masnetimizin D noktasında olduğu için yani kirişimizin sağ en son bölgesinde olduğundan dolayı sıfıra denk geliyor. O da kirişimizin toplam uzunluğunun 3.75'e eşittir. Kayıcı masnetimizin yeri tamam diyorum. Bakın kayıcı masnetimiz B'yi de tanımlamış olduk arkadaşlar. Ve yükleri tanımlayacağız. Bizim bu arada sadece bu kirişte tekel yükümüz vardır. Tekel yükümüzün A noktası için tanımlıyorum. A noktasına olan mesafesi sıfırdır ve etki ettiği yük 10 tondur. Artı işaretine tıklıyorum, bitir diyorum. Bakın program 10 tonu kabul etti. Ve ikinci tekel yükü tanımlıyorum. Mesafesi C noktasına etki etmektedir. C noktası 1.25 artı 1.5 toplam 2.75 metreye denk gelmektedir mesafesi. 2.75 ve gelen yük de 20 tondur arkadaşlar. Artıya tıklıyorum. Tekel kuvvetini 2 olarak tanımladık. Bitir diyorum. Bakın kırmızı olarak tekel yükümüz aşağı doğru 20 ton olarak gözüktü. Çözüm için tıklıyorum. Program otomatik olarak çözdü arkadaşlar. Ve bizim